Vaktin birinde bir kral yaşarmış. Halkına çok eziyet edermiş. Bir gece atlas yorgan ve döşeklerde yatarken bir rüya görmüş. Sabahı zor etmiş. Hemen tellalcı başını çağırmış. Tez bana rüya tabircilerini çağırın. Rüya tabircileri gelince hemen sormuş. Tez söyleyin bakalım. Ben bu gece nasıl bir rüya gördüm? Hemen yorumunu yap. Haşmettim, ben gördüğünüz rüyayı bilemem. Nasıl yorum yapabilirim ki? Tez memleketime tellallar çıkarın. Tellallar ellerinde davullar ile dört bir yana ilan etsin. Her kim ki gördüğüm rüyayı bilir ve yorumlarsa, onu kese kese altınlarla ödüllendireceğim. Tellallar memlekete dağılmışlar. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Her kim kralımızın gördüğü rüyayı bilir. Doğru yorumlarsa ihya edilecek. Bilemezse boynu vurulacak. Köyün birinde kendi halinde aç açık sefil bir hayat süren Tahir amca, duymuş bu ilanları. Bir gün karısına dönerek, "Bak karıcığım, kıt kanaat geçiniyoruz. Elde yok, avuçta yok. Ben kralın rüyasını yorumlamaya gidiyorum. Bilirsem zengin oluruz, bilemezsem boynum vurulur. Eğer ölürsem, düşmanımla sakın evlenme." diyerek saraya doğru yola çıkmış. Ve gelmiş kralın huzuruna. "Ey haşmetli kralım, ben rüyayı bilirim ama bir şartım var." "Neymiş bu şart? Söyle bakalım." "40 gün yatmam lazım." "Hemen yat öyleyse." "Yatacağım ama benim çoluk çocuğum var. Onlar neyle geçinecek?" "Verin şuna bir kese altın." Altınları alan Tahir amca, sevine sevine evine gelmiş, 40 gün beylik beyliktir deyip, başlamış altınları harcamaya. Sayılı gün çabuk gelmiş, 40. günü şehrin surlarına çıkmış. "Kendimi şuradan atayım, kraldan önce kendi canıma kıyayım." Kalenin surlarından aşağıya bakarken, "Şuradan atlasan kafam bu taşa, belim şu kayaya, elim şu ağaca çarpar." diye hayal ederken, korkudan telaştan var gücüyle bağırmış. Birdenbire yer sarsılmış, kök gürlemiş. Kalenin dibinden yılanların şahı, Şahmeran görülmüş. Thank you.
Ne gürültü edersin orada? Kaf Dağı'nın ardından yeni geldim, beni niye uyutmuyorsun? Tahir amca çok korkmuş. Ezile büzüle kaçmaya çalışmış. Gel buraya, benden hiç kimse kaçamaz. Neden bağırdın acı acı? Anlat bakalım. Korka korka Şahmeran'ın yanına gelen Tahir amca, olanı biteni anlatmış. Kralın ne rüya gördüğünü sana anlatırım ama bir şartım var. Canımı kurtarayım, her şartına razıyım. Sana kral ne hediye verirse buraya getireceksin, paylaşacağız. Olur, tabii, hemen getiririm. Hatta hepsini bile veririm. Dinle öyleyse, kral rüyasında kendisini domuzların arasında görmüş. Onun etrafındaki adamları, vezirleri, paşaları, kadıları. Bütün yönetim kadrosu kralı kandırıp halka eziyorlar. Kokusu sonradan çıkacak, halk isyan edecek. Kendisini kollamasını söyle. Tahir amca sevinerek evinin yolunu tutmuş. Karısına paçayı yırttık demiş. 41. gün kralın adamları kapıya dayanmışlar. Hadi seni Haşmetli çağırıyor. Kralın arabasına binen Tahir amca saraya gelmiş. Çıkmış makama. Ey kralım, rüyanızın yorumunu buldum ama bir şartım var. Bire zındık, neymiş şartın, söyle hele. Ben rüyanın yorumunu yarı bırakacağım, siz tamamlayacaksınız. Anlat bakalım. Ya Haşmetlim, siz kendinizi rüyanızda domuzların arasında gördünüz. Kral şaşırmış, Tahir amcanın rüyasını bilmesine. Yorumunu sormuş Tahir amcadan. Yorumu hemen söyle bana, yoksa kellen gider. Sizin etrafınızdaki yönetim kadrosu sizi kandırıyor, halka eziyet ediyor, isyan çıkacak, tedbir alınız. Verin şuna bir kese altın. Altınları alan Tahir amca, saraydan çıkıp Şahmeran'ın olduğu yere gelmiş. Tam bağıracağı sırada, çil çil sarı sarı altınları eline alınca. Yılan ne yapacak altınları? Onun altına ihtiyacı yoktur. Usulca ağaçların arasından, dağlardan süzülerek evine gelmiş. Gel zaman git zaman. Bir gün yine Tahir amcanın evinin kapısı çalınmış. Seni kral çağırıyor. Kral yine yeni bir rüya gördüğünü, onu da bilmeni istedi. Düşünmek için bana 40 gün süre verin. Ha, bir de geçinmek için altın isterim. 40 gün kralın verdiği altınlarla yemiş, içmiş, eğlenmiş. Sayılı gün çabuk geçer. 40. gün yine gitmiş surların başına. Bu kez kurtuluşum yok, bu kez kendimi atacağım. Ama başım şuraya vurur, belim buraya gelir. Kolum şurada kırılır. Diye düşlerken yine kendini kaybetmiş ve acı acı bağırmaya başlamış. Şahmeran yine çıkmış. Kim var orada? Karadeniz'in öte yakasından yeni geldim. Kim uyutmuyor beni? Neredesin kaçak? Ne oldu gene? Kral yine rüyasını bilmemi istedi. Sana yardım ederim ama biliyorsun. Hediyeyi kardeş payı paylaşacağız. Bu kez kaçmak yok. Önce verileni de getireyim, yeter ki hayatımı kurtar. Önce verilen senin olsun, bu kez verileni getir yeter. Vallahi de, tallahi de getireceğim. Dinle öyleyse.
Kral bu kez kendisini ağaçları sık olan bir ormanda, tilkiler arasında gördü. Etrafındakilerin hepsi kurnazlaştı. Hem onu aldatıyorlar, hem halkı aldatıyorlar. Böyle giderse isyan çıkar. Tahir amca kaledeki surların merdivenlerini üçer beşer atlayarak evine gelmiş. Karısı sevinç içinde geldiğini görünce, "Benim adam çok akıllı, yine para getirecek," diye böbürlenmiş. "41. gün kralın adamları Tahir amcayı süslü arabaya bindirip saraya götürmüşler. Çıkmışlar yüce makama. Kral etrafında dal kavuklarla gelmiş. Söyle bakalım rüyam nedir? Kralım, söylerim ama bir şartım var. Neymiş bakalım şartın? Yorumumu yarı bırakırım, sen tamamlarsın. Söylesene be adam. Kralım, siz rüyanızda kendinizi sık ağaçlı bir ormanda, tilkiler arasında gördünüz. Sizin etrafınızı kurnazlar sarmış. Sizi de halkı da, devleti de kullanıyorlar. Dikkat etmezseniz isyan çıkar. Verin şuna bir torba altın. Altınları alan Tahir amca, yine gelmiş surların başına. Şahmeran'ı çağırmadan, altınları bir bir yoklamış. Kızıl kızıl altınlar, harcamaya değil saymaya kıyamazsın. Şimdi bu altınlar bir sürüngenle bölüşülür mü? Demiş. Dağların arasından, ovaların kenarından, derelerden, tepelerden geçerek sessizce gitmiş evine. Bu altınlarla başlamış güzel güzel yaşamaya. Gün olmuş, devran dönmüş. 6 ay bir güz geçmiş, kapısı çalınmış Tahir amcanın. Haydi, seni kral çağırıyor. Eyvah ki eyvah, ne oldu gene? Rüya görmüş seni istiyor. Bu kralın hiç işi gücü yok mu, hep rüyaya mı yatıyor? Hey Allah'ım, ben ne yaparım şimdi? Gel bakalım, bu sefer şartın ne? Ben 40 gün yatarım. Çoluğumun çocuğumun rızkını siz görürsünüz. Verin şuna bir torba altın. Tahir amca düşünceli evine gelmiş. Kimseyle konuşmadan, sessiz ve sakin hayatını yaşamaya başlamış. Kafasını sokmuş yere, ne derlerse yapar olmuş. Olmuş olmasına ya, sayılı gün yine bitmiş, 40. gün yine gitmiş kaledeki surların tepesine. Şehrin kalesindeki surların en yükseğinden, kendisini mutlaka atacak. Merdivenleri usul usul tırmanırken, ayağı bir taşa takılmış tangır tungur. Paldır küldür aşağıya düşmesin mi? Düşerken bir sürü taş yanında yuvarlanmasın mı? O gürültüye yer sarsılmış, gök gürlemiş. Alı al, moru mor şahmeran çıkmış. Kimdir o? Akdeniz'i dolandım, yeni geldim. Uyumak üzereyim. Bu ne gürültü böyle? Benim, ben. Sana yalan söyleyen, paraya pula tamah eden. Başına gelecekleri düşünmeyen.
Ne oldu ne var gene? Beni ne yaparsan yap, zehirler misin, yer misin, döver misin, köle mi yaparsın? Ne yaparsan yap, ben yalancı düzenbazın tekiyim. Ne oldu gene? Kral rüya görmüş yorum bekler. Bugün 40. gün, benim oyunumun sonu. Sana yardım ederim ama biliyorsun bir şartım var. Verilen hediyeyi getireceksin, kardeş payı paylaşacağız. Hepsini getirmezsem namerdim. Öncekiler senin olsun, bu kez getir yeter. Dinle şimdi. Kral kendisini bir ağıl içerisinde koyunların arasında gördü. Önceki rüyalarından ders alarak etrafındaki yöneticileri değiştirdi. Eğitti, herkes koyun gibi oldu. Şimdi halk da memnun, hak da memnun. Böyle devam etsin. Tahir amca yine evine gitti. Yaralarını sardı sarmaladı. 41. gün oldu. Yine kralın adamları, kralın arabasıyla geldiler. Yine Tahir amcayı alıp saraya getirdiler. Saray kapıları sonuna kadar güler yüzlerle açıldı. Kral ayakta karşıladı. Sevecen bir sesle sordu. Rüyayı bildin mi? Evet kralım. Nedir söyle bakalım. Siz kendinizi bir ağılda koyunların arasında gördünüz. Önceki rüyalarınızdan ders aldınız. Etrafınızdakileri eğittiniz. Şimdi, herkes memnun. Böyle devam edin, sonu hayırlıdır. Bu akıllı adama bir çuval altın verin. Tahir amca altınları aldığı gibi koştu Şahmeran'ın yanına. Çuvalı yere koydu, evine doğru koşmaya başladı. Ünledi arkasından Şahmeran. Nereye Tahir ağa? Evdeki altınları alıp geleceğim. Getirirsin biliyorum, gel buraya, gel de. Beni iyi dinle. Bir daha yapamayacağın işin altına girme. Verdiğin sözü tut, boşuna böbürlenme. Bundan önce sende domuzdu. Dağlardan geçerek benden kaçırdın altınları. Sonra tilki oldun, ova dere tepe kaçarak sakladın altınları. Benim haberim yok mu sandın? Şimdi herkes gibi sende koyun oldun, dürüst oldun. İnsanın borcudur topluma hizmet etmek. İnsanın borcudur kendisine bakmak. İnsanın borcudur Allah'a varmak. Git şimdi, çoluğun çocuğunla dürüst çalış, ömrünü tamamla. Bu da öğüt olsun. Yaşanan, yaşanacak olan yıllara.